çok ağır hakim olduğum bir konu değil bu. Ukrayna Rusya olayından bahsediyorum. Yine bu iki ülkenin tarihçesini biliyorum aşağı yukarı. Krizlerin de temel kaynaklarından da birkaçını biliyorum ama öyle bir konu ki üzerine işte generaller falan konuşuyor. Tarih profesörleri konuşuyor. Hani onların yanında benim verebileceğim bir bilgi, bir eklenti falan yok. Sadece kendi bilgimle bunun üzerine yorumlar yapabilirim. Rusya ile Ukrayna krizi ortaya çıktı zaten biliyorsunuz. Son günlerde sürekli savaş çıktı çıkacak gibi konuşmalar görüyorsunuz. Haberler görüyorsunuz. Kısa dönem için ben aslında savaş beklemiyorum. Çıkabilirdi ama. Şu an daha çok bir masaya oturmuşlar da bir politik savaş döndürüyorlar. Doğu'da, Batı'da kendi kartlarını oynuyor. Bir nevi birbirlerini sınamaya başladılar. Biz de bundan nasibimizi alıyoruz bu arada. Erdoğan daha çok Ukrayna yanlısıyken ki NATO üyesiyiz normaldir bu. Önümüzdeki zamanlarda da Rusya büyük ihtimalle Akdeniz'deki olaylar üzerine Yunan tarafını tutmaya başlayacak. Biraz daha desteklemeye başlayacak. Veya işte Libya üzerine bir şeyler yapabilir. Suriye konusu üzerine iyi yeni bir şeyler yapabilir veya gaz, turist bu konulardan bize bir yaptırım geleceğini düşünüyorum ki gelir de zaten. Biz de karşılığında ne yapıyoruz? Büyük ihtimalle sihalarımızı Ukrayna'ya gönderdik. Daha doğrusu sattık. Gönderdik demeyelim de. Ukrayna'nın kozunun biraz daha güçlenmesini sağladık bir nevi. Tabii bunun yanında yaptırımlara Türkiye'de dahil olur. Bazı insanlar buradan çok büyük savaş çıkarmış gibi konuşmaya başlamış. Dünya savaşı dediğimiz şey biraz da eskide kaldı gibi. Çıkabilir tabii ki ama artık savaşların sonucunun çok ağır olduğunu birçok ülke ...gayet iyi biliyor. Bazı ülkelerin yine işine yarar. Mesela orada bir dünya savaşı gibi bir şey çıksa... ...bölgesel büyük bir savaş çıksa... ...bunu destekleyecek iki ülke var. Biri Amerika, biri Çin. Alandan ne kadar uzaklaşırsan... ...ve savaşın içine de dahil olursan... ...o kadar karlı çıkıyorsun. Amerika bundan daha önce iki kere karlı çıktı zaten. Şu an Çin de benzerini yapabilir. Büyük paralar dönebiliyor üstüne... ...savaşa giren devletler de kendilerini felaket... mahvediyorlar. ediyorlar ekonomik açıdan. Geriye toparlanmaları çok zor oluyor. Mesela yüzlerce yıl boyunca... Aşırı güçlü olan Avrupa, iki dünya savaşı sonrasında kendine felaket eritti. Para hep başka ülkelere kaymaya başladı bu sefer. Burada böyle küresel bir savaş çıkmamasının ana sebeplerinden biri ama nükleer koz. Artık ülkeler topyekün savaşlara kolay kolay giremiyor. Eğer rakiplerden birinde nükleer tehdidi varsa, Rusya da zaten o kozunu ortaya koydu. NATO'ya dedi ki bizden güçlü olabilirsiniz, bunun da farkındayız. Ama nükleer gücümüzü de göz ardı etmeyin dedi. Açık açık. Tam sayısı bilinmese de Sovyet döneminden kalma çok fazla nükleer başlığa sahip. Atar mı atmaz tabii ki. Ama atabilirim tehdidi bile yetiyor insana. Ne olur derseniz diyelim ki Rusya Ukrayna'ya girdi. Ekonomik yaptırımlar olur. Batı biraz silah yollar. Ki yolluyor da zaten. Amerika'dan çok fazla sayıda Javelin gitti mesela Ukrayna'ya. Daha fazlasını da yollar. Maksat Ukrayna üzerinden Rusya'yı biraz yıpratmaya çalışmak. Veya yaptığı hareketin sonucunda daha az karlı çıkmasını sağlamak. Ama bir yandan üzülüyorum. Bugün bitse bile birkaç yıl sonra tekrar patlak verecek bir olay bu. Ukrayna-Rusya krizi. 500-600 yıllık bir olaydan bahsediyoruz burada. Rusya her zaman Ukrayna'yı kendi toprağı olarak görmüş. Sürekli orayı işgal etmiş. Ukrayna da her zaman kendine savunamayacak duruma düşmüş. Karşı koyamıyor. Antisi gibi bir şey. Tam şimdi kurtuldum ulan artık özgür bir devletim diyor. 5 yıl sonra tekrar saldırıyor Rusya. Yani bu olaylar bugün dinse de 5-10 yıla tekrar patlamaya başlayacak. Bir yandan baktığında Rusya orayı kendi ülkesi olarak görüyor ama diller farklı. Ukrayna o kadar uzak kalmış ki zamanla kendi kültürlerinde oluşmuş, kendi dili oluşmuş. Ama askeri ama askeri güç konusunda bir türlü o gücünü toparlayamamış. Bazen toparlama şansları oluyor. Yine tarihine baktığında 2000'lerin ortasında bayağı batıya gitmeye başlıyor. Ama o sırada işte Rusya masaya yumruğunu vuruyor. Rusya yüzünden batıya da kayamıyor. Kaysa onlarla birlik olacak. NATO'ya girebilecek belki veya Avrupa Birliği'ne girebilecek. Ama her seferinde Rusya buna engel oluyor yaptırımları sayesinde. Şu an gidişatı merak ediyorum ama sonucu da aşağı yukarı tahmin edilebilir kalıyor. Bir yandan şu var işte savaş çıksa da mülteci krizi olsa Ukrayna'dan kızlar bize gelse diye diyelim ki geldi sana mı bakarlarla? Hadi diyelim bakacak oldular. Hadi insaniyetini falan dışarı attık, çöpe attık. Gerçekten sana bakacak oldular. Ulan bu ülke daha fazla mülteci kaldırabilir mi zaten? Afganı ayrı, Suriyelisi ayrı. Daha fazla ne kadar mülteci alacak bizim ülke? Sen farkında değilsin ama daha da batalım istiyorsun. <laughs> bu tarz şeylere de girişmeyin. Tabii ki şakasını falan yapabilirsiniz. Şakanın özgürlüğü vardır. Bunu da savunurum. Ama gerçekçi kafada düşünüyorsanız gerçekten yazık size. Sonuçta bu bir bilgisayar oyunu da değil. Sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir dostlar? Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere öpüyorum hepinizi.